artık kısır tartışmalardan Türkiye'nin çıkmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Kısır tartışmalar bu memlekete ne getirdi? Hiçbir şey getirmedi. Kavga bu memlekete ne getirdi? Hiçbir şey getirmedi. Bütün dünyada, bütün devletlerde yaşayanların geliri artarken Türkiye'de düşüyor. Neden fakirleşiyoruz? Neden fakirleşiyoruz? Birileri çok zengin ama birileri de çok fakir. Bu olmaz. Bu sosyal devlete aykırıdır. Sosyal devlet fakirin fukaranın yanında duran devlet demektir. Sosyal devlet fakirin fukaranın hakkını savunan devlet demektir. Sosyal devlet üretenin alın terinin değerini bilen devlet demektir. Üretiyorsanız, çalışıyorsanız, alın terinizin karşılığını alamıyorsanız ciddi bir sorun var demektir o memlekette. Bunları aşmak zorundayız. Bunları aşmanın yolu demokrasidir. Sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Ama bir şey daha isterim. Bütün ön yargılarımızdan arınmak zorundayız. Bütün ön yargılarımızdan. Akılla, mantıkla sandığa gitmek zorundayız. Ve oyumuzu kullanırken vicdanımızın sesini dinlemek zorundayız. Evlatlarımızı düşünelim, komşularımızı düşünelim, Türkiye'yi düşünelim. Huzur içinde yaşamak varken neden kavga ediyoruz? 6 lider bir aradayız. 6 genel başkan bir aradayız. 6 genel başkan birlikteyiz. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Bu memlekette huzur olsun istiyoruz. Herkesin karnı doysun istiyoruz. Çiftçi üretiyorsa alın terinin karşılığını alsın istiyoruz. Ekilisin bağları meşhurdur. Siyah üzümünü de biliyorum, o da çok meşhurdur. Ama ürettiği ürünün karşılığını alamıyorsa, satamıyorsa, alın terinin karşılığını alamıyorsa ne yapacak o üretici? Nasıl geçinecek? Bütün bunları aşacağız, beraber aşacağız ve birlikte aşacağız. Komşularınızı ikna edin, akrabalarınızı ikna edin. Onlarla oturun, konuşun, ev ziyaretleri yapın. Kiliste oylarımızın düşük olduğunu biliyorum. Ama düşüklüğün sebebi kilislerde değil, kabahat bizde. Biz gelmedik, kilisinin sofrasına oturmadık, derdini dinlemedik. Ankara'da oturduk, nutuklar attık, bize niye oy vermiyorsunuz diyoruz. Hayır, vermez, niye versin? Şimdi geliyoruz, geziyoruz. Olabildiğince Türkiye büyük bir ülke. Her ile gitmeye çalışıyorum, ilçelere gitmeye çalışıyorum. Kanaat önderleriyle görüşüyorum. Kadın kardeşlerimle, genç arkadaşlarımla bir araya geliyorum. Onlarla da konuşuyorum. Onların dertlerini de dinliyorum. Bakın biz aile destekleri sigortası getireceğiz. Her ailenin asgari bir gelir güvencesi olacak. Her ailenin. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Çalışsın veya çalışmasın. Asgari ücretin altında hiçbir ailenin geliri olmayacak. Parayı kadının banka hesabına yatıracağız. Ahdim var, bu ülkede kadınlar erkeğin eline bakmayacak. Huzur içinde yaşayacaklar. Huzur içinde. Neden aile destekleri sigortası diyor? Aile bir ülkenin temelidir. Ailede herkesin huzur içinde yaşaması lazım. Ailenin ihtiyacını en iyi bilen kadındır. Evi en iyi yöneten kadındır. Erkek işsizse, evladı işsizse onu açlığa mahkum edemeyiz. Ama onun yoksulluğunu da teşhir edemeyiz. Bu fakirdir diyemeyiz. Ona yardım yaparken televizyonları çağırıp bak ben yardım yapıyorum diyemeyiz. Bizim felsefemizde sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Onun yoksulluğunu ilan etmeyeceksin. Bu çerçevede bakacağız. Her ailenin geliri mi yok? Yoksulluğu. Nerede bir aile hekimi varsa orada aile destekleri sigortasının uzmanları olacak. Her ailenin durumuna bakacak. Her ailenin durumunu raporlayacak. Okula giden evladı var mı, işsiz var mı, kirada mı oturuyor, engelli var mı, yaşlı var mı? Bütün bunların tamamına bakılacak. Ve rapor düzenlenecek. Devlet kadının banka hesabına her ay düzenli bir parayı yatıracak. Kadın gidecek işçi gibi, memur gibi, emekli gibi parasını çekecek. Evladının, ailesinin geçimini sağlayacak. Onun yoksulluğunu teşhir etmeyeceğiz.
Çünkü yoksulluk onun kaderi değil. Ona iş verdiğinde çalışmadı mı? İmkan sağladığınızda imkandan yararlanmadı mı? Bütün bunları sağlayacağız.